Rivayetlere göre biri halife olan Harun Reşid'e sorar. Ya emir el müminin, ey müminlerin emiri. Şayet yolculuk esnasında çöldeyken suyun bitti, susuz kaldın ve durumun kötüye gidiyor susuzluktan dolayı. Ve bende bir yarım bardak su var ise ben de sana desem ki ben bu suyu sana malın mülkün yarısıyla takas edebilirim. Veya bu bardağın yarısı sana malın mülkün yarısıyla satarım desem ne yaparsın? Dedi ki muhakkak ki kabul ederim. Yani malın mülkün yarısını verecek adama ondan bir yarım bardak su. Bir su değil, bir yarım bardak. E vermezse zaten ölecek. Dedi ki kabul ederim. Peki ben sana bu suyu sattım. Bu yarım bardak suyu sattım. Sen bu suyu içtin. Hastalıktan dolayı bu suyu dışarıya çıkartamadın. Ve ameliyat olman gerekir. Tedavi olman gerekir. Yoksa patlayacaksın. İlacı bende. Tedavisi bende. Ya malın mülkün yarısını karşılığında tedavi ettirebilirim. Ne yaparsın? Kabul eder misin? Dedi ki zaten kabul etmezsem öleceğim. E tabii ki kabul ederim. Dedi ki o zaman bir bardak su, yarım bardak su, yarısını satın aldın. Neyle? Malın mülkün yarısıyla. İçmen için ve çıkartman için mülkün, malın mülkün yarısıyla. Yani senin bütün malın mülkün bir yarım bardak suyla değiştirdin. Yani bu senin malın mülkün hepsi bir bardak suyunun değeri kadar yoktur. Kişi dünyada ne kadar malın mülkü olursa kişi bu malın mülkü hak yolda, doğru yolda, iyi yolda Allah rızası için kazandıracak amellerde kullanmazsa kıyamet gününde ona vebal olur.